aboneye ulaştık. 100K abone olduk arkadaşlar. Evet, 100K aboneye ulaştık King Family. Bunun için size çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz. Ama lütfen benim kanalımı da 100.000 abone yapın. Çünkü ben hala daha amacıma ulaşamadım. Benim amacım babamı geçmek, biliyorsunuz. Prudence Night Show benim kanalımın adı. Evet, bu kadardı. Şimdi annemle babamı dinlemeye devam edebilirsiniz. Değil mi Nikliş? Evet. Senin kanalına da abone olsunlar mı Nikliş? Olsunlar. Ben seni bir geçeyim, sana göstereceğim. Sen beni geçemezsin. Ben eve en sevilen çocuğum. Benim abonem kaç? 23 bin. Ben de 40 bin. Çocuklar, şimdi bunun tartışmasını yapacağız. Neyse, King Family, tekrardan size çok teşekkür ederiz 100K abone olduğumuz için. Gerçekten bizi çok mutlu ettiniz değil mi King? Evet. Çok mutlu olduk King Family. Bugün de buna özel olarak soru cevap videosu çekeceğiz. Biliyorsunuz ki kanalımızda bizim hiç soru cevap videosu yoktu. Ve bizimle ilgili aklınıza takılan çok fazla soru olduğunu düşünüyoruz. Çünkü biz daha önce hiç Instagram'dan falan da böyle soru cevap falan yapmadık. O yüzden aklınıza takılan çok şey olduğunu düşündüğümüz için ve bizi daha iyi tanımanız için bugün soru cevap çekiyoruz. Evet King Family, sorularınızı Instagram üzerinden aldık. Instagram Talk Alive King hesabından aldık. Böyle anketlere ve etkinliklere katılmak istiyorsanız ve vlogerlarımızdan önceden haberdar olmak istiyorsanız Instagram hesabımızı takip edin. Evet, Instagram hesabımız şu anda üstte bir yerde çıktı. Tokalife King, oradan takip edebilirsiniz. Her neyse, gerçekten güzel sorular sormuşsunuz. Biz bir baktık videodan önce değil mi King? Evet. Ama arkadaşlar, en çok bize sormuşlar değil mi Nikliş? Evet. Evet, çünkü biz çok önemliyiz anne. Sizden çok bizi seviyorlar. Evet. Evet babacığım, kesinlikle öyle. Her neyse arkadaşlar, o zaman artık videoya geçelim. Tekrardan 100K abone için teşekkürler. Az sonra sorularınızı cevaplayacağız ve bizi iyice tanıyacaksınız. Tam bir aile olacağız yani. Neyse, o zaman ben şimdi getireyim tabletleri. Başlayalım soru cevaba. Tamam. Bu arada arkadaşlar, evde ufak tefek değişiklikler yaptık. Aslında biraz büyük değişiklikler yaptık. Değişikliklerin tamamını görmek için TikTok hesabımızı da takip edebilirsiniz. Oraya attık çünkü. Şimdi Instagram'dan açıyorum soruları ve cevaplamaya başlıyorum. Bu arada hepimiz cevaplayacağız arkadaşlar. Yani belirli olarak birimize sormadıysanız hepimiz cevaplayacağız. Tek tek. Şimdi açıyorum ve başlıyoruz. Evet, okuyucu benim. Başlıyorum. Bir takipçimle buluştum videosu çeker misin? King, buna sen cevap verirsin, ben cevap vereyim. Anne, bence takipçimizle buluşursak çok güzel olur. Çekelim. Değil mi Nikliş? Evet. Arkadaşlar, şimdi bizim bir videomuz var. Evet, böyle bir şey düşünüyoruz. Hatta bir tane takipçimizi davet ettik. Değil mi King? Evet. Zaten bizim çok aylar önce attığımız bir videoda da öyle bir çekiliş yapmıştık. Fakat araya pandemi girdiği için maalesef çocuklar hasta olmasın diye eve çağıramamıştık takipçimizi. Ama şimdi korona, böyle pandemi falan biraz hafifledi. Şimdi çağırabiliriz, görüşebiliriz diye düşünüyorum. Evet. Evet, yani bunun cevabı evet. Buluşacağız. Yani çok yakında olmasa da illaki buluşacağız. Öbür sorumuza geçelim. Samsung mu, iPhone mu? Yani Android ürünleri mi, Apple ürünleri mi demek istemiş takipçimiz. Yani şöyle, biz kendi adımıza her zaman Apple'ı tercih ediyoruz. Tabii ki Samsung, yani Android ürünleri kullandığımız da oldu. Ama bundan sonra kendi adımıza hep Apple'ı tercih ediyoruz. Evet. Evet arkadaşlar, gerçekten Apple çok güzel. Evet, yani Apple'ın ürettiği ürünleri seviyoruz. Öbür soruya geçelim. En büyük hayalin. Anne, ilk ben cevap vereyim. Lütfen anne, buna ilk ben cevap vereyim. Tamam kızım, ilk sen cevap ver. Benim en büyük hayalim ne biliyor musunuz arkadaşlar? Benim en büyük hayalim peri kızı olmak. Evet, böyle peri kızı olmak ve şey yapabilmek. Çok güzel hayal, Prudence. Şimdi kızcığım, şimdi sen cevap ver. İyi, benim hayalim de babam kadar büyük olup babam kadar güçlü olmak. King'cim, senin hayalin ne? Benim hayalim kanalımın 1 milyon aboneye ulaşması. Evet, bu cidden hepimizin hayali, 1 milyon aboneye ulaşmak. Ben hayalimi söyleyeyim arkadaşlar. Ben çocuklarımla beraber Disneyland'e gitmeyi gerçekten çok istiyorum.
Disneyland mi? Evet, hani Disney var ya arkadaşlar, bilirsiniz bir sürü böyle çocukların izlediği filmler falan oluyor. İşte Mickey Mouse, Disney prensesleri falan. Onların bir Disneyland diye bir yer var. Çok güzel yani. Şimdi orayı çok anlatmayacağım. Siz gidip internetten araştırırsanız görürsünüz. Disneyland'e gitmek çocuklarla yani. Ben de böyle cevapladım. Öbür soruya geçelim King. King, bu soru senin için. Ablanla kavga ediyor musun? Bazen mi? Evet, bazen. Ah, şimdi arkadaşlar, benim hayamla babam çok iyi anlaşıyor yani. Bugüne kadar bir kere bile kavga ettiklerini görmedim. Sadece bazen birbirlerine bayıyorlar o kadar. Evet. Tamam, öbür soruya geçelim. Çekmekten zevk aldığınız içerik. Vay ya, ben kendi bütün videolarımı çekerken eğleniyorum. Vallahi ben de. Ben konser videomu çekerken çok eğlenmiştim ama. Sen Nikliş? Ben ilk videomu çekerken. Ha, bir de kış gitmeleri çekerken çok eğleniyoruz biz arkadaşlar. Çünkü böyle annemle şaka falan yapıyoruz. Onlar da böyle şakalarımızı görünce donup kalıyor. Yani ne yapacaklarını bilemiyorlar. Çok eğlenceli, öyle değil mi Nikliş? Evet. Allah belanızı vermesin çocuklar. Babanızla biz bu konuda bir şey söylemeyeceğiz. Şimdi videoda bağırtmayın beni. Benim çekmekten en çok zevk aldığım içerik vloglar arkadaşlar. Çünkü ben konuşmayı çok severim. King'den çok ben konuşuyorum mesela videolarda. King, senin? Ne? Çekmekten en sevdiğin. Benim çekmekten en çok sevdiğim video Queen'le çektiğim. Queen'le collab. ablasıyla çektiği videoları seviyormuş. Niye benimle çektiğim videoları sevmiyor musun? Sen her videomda yanındasın. Anne! Queen Alem'e kışkanmayı bırakırmışsın. Bak valla Queen Alem'e bir şey dedirtmem ben. Dedirtme zaten. Halıcı seni. Millicim, kavga etmeyi bırakalım da soruları cevaplayalım. Evet, bence de anne. Okuyorum sonraki soruyu. Nick'in hesabının takipçi sayısı neden bu kadar? Nicholas. Çünkü Nicholas video çekmiyor. Video çekiyor. Allah, baba ne yapıyorsun? Video çekiyor, onun da takipçi sayısı fazla olur. Siz abone olmadığınız için gidin kanalıma abone olun. Evet, gidin oğlumun kanalına abone olun lütfen. Bizi seven herkes abone olursa seviniriz yani. Geçelim bir öbür soruya King. Geçelim. Ben okuyayım King. Ben okuyordum. Niye aldın elimden? Çünkü okumuyorum. Okuyordum. Neyse, evet okuyorum. Prudence anneciğim, bu soru senin için. Ya bana sormuş olmuşlar. Tamam anneciğim, sakin ol, alt tarafı bir soru. Prudence'ın. Evet benim. En sevdiği yemek ne diye sormuşlar. Vay ya arkadaşlar, şimdi yani benim bir sürü sevdiğim yemek var. Ama yani tatlı olarak en çok böğürtlenli dondurulmuş yoğurt seviyorum. Yemek olarak ta Queen Hayam'ın yaptığı hamburger. Queen Hayam sana hamburger mi yapıyor? Evet anne, yapamaz mı? Ama anneciğim, hamburger zararlı. Queen Hayam yapıyor anne. Anne, niye beni tutuyorsunuz siz? Tamam neyse, Prudence'ın sevdiği yemeği cevapladık. Bir soru geçelim. Burcun ne? Koç. Evet, ben arkadaşlar, ben söylemesem olur mu? Ve Nicholas'la Prudence'ın da burcunu söylemeyeceğiz. Çünkü onların da burcunu söylersek doğum günlerini tahmin edebilirsiniz. Onların doğum günlerini size sürpriz yapmak istiyoruz. Ben kendi doğum günümü de size sürpriz yapmak istiyorum. O yüzden söylemeyeceğim. Sadece King Koç, onu bilin. Evet. King kaç Nisan doğumluydu? 21 Nisan mı? Yok. 17 Nisan doğumlusun. Evet, 17 Nisan. Geçelim öbür soruya. King, mesleğin ne? Bu ne biçim soru? Arkadaşlar, şimdi ben 6 tane üniversite okudum. 7 tane de yüksek lisans yaptım. Ama sizi çok sevdiğim için YouTube'u oldum işte. Evet, şaka yapıyor. Yo, yapmıyorum. Evet. King, 6 tane üniversite bitirdim. Bunların arasında oyunculuk bölümü de var mıydı? Evet. O evet.
Baba sen 6 tane üniversite mi bitirdin? Evet, mühendislik, oyunculuk, her şeyi bitirdim. King sen kaç yaşındasın? 80 yaşında mısın? Bir üniversite 4 yıl sürüyor. Nasıl ya? Neyse bu olayın sonu çok yanlış yerlere gidiyor arkadaşlar. King'in de kafası karıştı, bizim de kafamız karıştı. Biz en iyisi öbür soruya geçelim. Çocuklarınızın ne zaman doğum günü? Çok devrik bir cümle olmuş. Çocuklarınızın doğum günü ne zaman? Bunu söylemek istemiyoruz. Çünkü sürpriz, değil mi? Evet. Ben söyleyeyim mi doğum günümüzü? Söyleme kızım, otur. Evet, öbür soruya geçelim. Bir kişinin fanı olmak istersen kimin fanı olurdun? Ben Queen Yayam'ın fanıyım. Sonsuza kadar Queen'lerdenim. En büyük Queen'im. Ve bir işi ben en büyük Queen fanıyım dediğinde sinirleniyorum. Çünkü en büyük Queen fanı benim. Ben de Queen alamışım. Evet, Queen Alem'in faniyiz. Hatta bir ara kendi telefonlarımızdan Queen Alem'e fan hesabı açmayı bile düşünmüştük. Ama yani işte açmadık, bilmiyorum neden. Gerçekten mi anneciğim? Evet. Ah be, demiyorsun ki anneme fan hesabı açayım gidip anca halanı açıyorsun değil mi Prudence? Anne, bak yeter ya, kendini Queen Alem'le kıyaslama. Yeter gerçekten, otur şu ya. Ay tamam be. King sen kimin fanı olurdun? Enes Batu. Ben kimin fanı olurdum arkadaşlar? Ben Angelina Jolie'nin fanı olurdum. Evet. O kim? Ben de bilmiyorum King. Angelina Jolie. Öyle ismi güzel duyuyorum her yerde. Yani birinin fanı olsam Angelina Jolie. Kesinlikle. Tamam, ben de Enes Batu. Enes Batu. Enes Batu. Neyse, öbür soruya geçelim. En sevdiğin giyim stili. Arkadaşlar ben resmi giyinmekten yanayım. Böyle resmi, gömlektir, altına pantolondur falan. Öyle elbiseyi nadiren giyerim. Elbiseyi giyerim aslında, böyle etekli falan, ama resmi olacaksa. Pantolon, gömlek. Arkadaşlar vallahi ben her şeyi giyeyim. Yani zaten bana her şey yakışıyor, o yüzden her şeyi giyeyim. Nikliste genellikle poposunu gösteren şeyler giyeyim. Bir de gülüyor şimdi, şöyle şey hiç yapmamış gibi. Kızım tamam yeter, kapat şu konuyu. Evet, öbür soruya geçelim. Bu soru çok uzadı. Öbürüne geçelim, en sevdiğin yemek. Bunu hepimize sormuş. Valla ben sağlıklı olan şeyleri seviyorum genellikle arkadaşlar. Yani böyle çok et yemeklerini sevmiyorum. Yağlı yemekleri sevmiyorum. Ben vejetaryen takılıyorum arkadaşlar ya. Böyle sebze, brokoli. King sen? Mantı, kola. Kola demiş, kola yemek mi? Neyse, mantı. King tavuk, döner, sucuk, sosis, salam, yağ, hamburger, pizza. Ne buluyorsa yiyor arkadaşlar, ama ben hiç öyle değilim. Sağlığıma dikkat ediyorum. Allah yememiş için yapmış. Allah senin yemen için yapmış da sen kocaman göbeğin olacak senin. Spor yapıyorum ben, olmaz. Ben en sevdiğim yemeği söylemiştim zaten. Niklişen şöyle. Benimki de mantı. Benimki makarna. Makarna. Ben de seviyorum makarna. Evet, öbürüne geçelim. Öbür sorumuz. YouTube'a başlamana ne sebep oldu? Nasıl başladın? King sana sormuşlar. Ben. Evet. Prudence ve Nicholas çok tatlıydı diye, yani siz seversiniz sandım. Astım ve sevdiniz. Teşekkür ederim. Evet, bizi sevdiniz. Teşekkür ederiz. Gerçekten yani böyle Queen Alem videoları çekiyordu, ama Queen Alem ünlüydü yani, ama siz bizi hiç tanımıyordunuz. Bu da bizi birazcık üzüyordu arkadaşlar. O yüzden babam bize de kanal açtı. Yani bizi de gösterdi kanalda. Siz bizi de, babamı da, annemi de sevdiniz. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Evet, kısaca YouTube'a başlama sebebimiz bu yani. Tatlış anlarımızı sizlerle paylaşmak. Böyle eğlenceli anlarımızı falan. Neyse, öbür sorumuza geçelim. Geçtik. Yeni çocuk düşünüyor musunuz? Kesinlikle hayır! Kesinlikle hayır! Evet, kesinlikle hayır. Yok bizden başka çocuk. Yok, hayır! Prudence anneciğim bir sakin olun. Geç bu soruyu, bu konu kapanmıştı. Geç öbür soruya. Kesinlikle hayır! Oğlum zaten ben hayır diyecektim. Ve kızım. Hele bir evet de baba. Hele bir evet de. Evet.
Prudence ve Nicholas daha fazla kısmadan öbür soruya geçelim. Evet bence de. Evet bizce de. Neyse öbür soruya geçiyoruz. Millie ile kaç yıldır evlisiniz? Kaç yıldır evliyiz? 5. Evet 5 yıl oluyor arkadaşlar. 5 yıldır evliyiz yani. Öbür soruya geçelim. Video çekerken replikli mi çekiyorsunuz yoksa gelişi güzel mi? Yani şimdi şöyle arkadaşlar, tabii ki de video çekmeden önce böyle kafamızda ne söyleyeceğimizi falan planlıyoruz ama elimize bir kağıt tutuşturup da söyleyeceğimiz cümleleri teker teker o kağıda yazıp sonradan okumuyoruz yani. Öyle konuşuyoruz. Tabii tamamen gelişi güzel de değil ama tamamen replikli de değil, değil mi King? Evet. Geçelim öbür soruya. Milli kaç yaşında? Arkadaşlar ama kadınlara yaşı sorulur mu? 25. Evet. King bana sormuşlardı. Sen niye cevapladın? 25 yaşındayım arkadaşlar. Geçelim öbür soruya. Prudence'ın konseri olacak mı? Olacak. Evet. Olacak arkadaşlar. Konserim olacak arkadaşlar. Yani böyle şarkı söylemeyi falan çok seviyorum ben. Konserim olacak yine. Bilet alın. Gelin ben size kanalımın topluluğundan haber vereceğim. Yani konser olacağı zaman. O zaman bilet alıp gelirsiniz, tamam mı? Tamam anneciğim, anlamışlardır seni. Tamam o zaman öbür soruya geçelim. Prudence'ın konseri olacak bu arada. Bu sorunun cevabı evet. En çok hangi rengi seviyorsun King? Mavi, turuncu. Arkadaşlar ben pembeyi seviyorum. Bir de Queen Alan beyzi sevdiği için beyzi seviyorum. Niki sen? Ben yeşil. Bir de... Gucci. Evet arkadaşlar benim en sevdiğim renk de krem rengi. Hani olur ya ten rengi, krem rengi falan. Evet öbür soruya geçelim. YouTube'a başlarken kaç abone bekliyordunuz? King sen cevapla. 15. 15 milyon. İnşallah ulaşırız hedefe yani. Tabii ki de siz abone olursanız neden olmasın, ulaşırız yani, değil mi? Evet. Evet geçelim öbür soruya. Evet bu soru bana galiba. Milli bir aralar başka bir ülkedeydi. Neden? Arkadaşlar şimdi şöyle bir şey oldu ki. Biz King'le beraber biraz erken evlendik. 20,5-21 yaşlarımızda falan evlendik. Dolayısıyla benim üniversitem o zaman henüz daha tam bitmemişti. Ama evlendik. Okulu bir süre bıraktık yani ikimiz de. Evlendik. Daha sonra Prudence ve Nicholas doğdu. Ama Prudence ve Nicholas doğduktan sonra ben okumak istedim. Yani üniversiteyi bitirip diploma almak istedim. O yüzden çocuklar doğduklarında böyle bir yaşlarına kadar onların yanında durdum. Çünkü bir yaşlarına kadar çocukların annelerine ihtiyacı oluyor. Ama 1,5 zaman yani Prudence ve Nicholas 1,5 yaşlarına geldikleri zaman ben Amerika'ya tekrar okumaya gittim. Ve yaklaşık 2,5 yıl orada kalıp üniversiteyi bitirdim. Yani biz Amerika'yız. Ne alaka çünkü? Amerika'ya okumaya gitmişiz. Amerika güzel diye gittik King. Evet bu sorunun cevabı böyleydi. Öbür soruya geçelim. Prudence ve Nicholas doğduğunda Queen YouTube'da mıydı? Evet YouTube'da. Yani Prudence ve Nicholas 3,5 yaşında. Queen 2 yıldır YouTube'da. Evet. Prudence ile Nicholas doğduktan 1,5 yıl sonra açtı kanalı Queen. Evet. Evet öbür soruya geçelim. Prudence'ın telefonu gerçekten iPhone Pro Max mi? Hayır arkadaşlar, iPhone Pro Max çok büyük. Benim elim çok küçük olduğu için tutamıyorum. O yüzden iPhone mini. Evet, benim telefonum da. Evet. King bu soru yine sana. King, Millie başka bir ülkedeyken çocuklar anneleri olmadığı için üzgün müydü? Evet. Hayır. Benle çok mutlulardı. Sen gelince üzüldüler. Öyle mi çocuklar? Ya hayır baba yalan söyleme. Biz annemizi çok özlüyorduk değil mi Nicholas? Evet özlüyorduk. Ama üzgün değildik yani. Babamla gerçekten mutluyduk ama annemizi özlüyorduk. Yani öyle çok üzgün değildik arkadaşlar. Böyle arada bir üzülüyorduk sadece ama onun dışında babamızla mutluyduk yani. Annemizin gelmesini beklerken. Evet mutluyduk. Evet mutlularmış. Kalbim kırıldı. Öbür soruya geçelim. King, çocuklar bir ara anaokuluna gidiyorlardı. Artık gitmiyorlar mı? Gitmiyorlar.
Bizim çocuklarımızın zaten henüz zorunlu olarak anaokuluna gitme yaşı değil arkadaşlar. Biz sadece sosyalleşmeleri için göndermiştik bir ara kreşe. Tam anaokulda değildi orası, kreş gibi bir şeydi. Fakat eski evimizden taşındığımızda o kreşten de ayrılmak zorunda kaldık. Çünkü eski evimiz buraya çok uzak ve artık o kreşe gidemezler. Bir de arkadaşlar burada da kreşe göndermedik. Sebebi de şu: yakınlarımızda hiç kreş yok. Bir de göndermek istemedik arkadaşlar. Böyle evde dursunlar, video çeksinler falan daha iyi değil mi? Değil mi tatlım? Evet. Evet, zaten böyle kurslara falan gidiyorlar. Mesela Prudence bale kursuna gitti. Nicholas'ı da boks kursuna yazdıracağız. Nicholas anneciğim, sen bir şey diyecektin galiba. Yok, bir şey demeyeceğim. Bunun dediklerinin hepsi yalan. Bunlar istifa etti. İstifa etmek istedi okuldan. Ya baba. Baba, niye bizi ifşalıyorsun? İfşalamıyorum kızım. İfşaledin. Hayır. Öbür soruya geçelim. Mili diyet yapıyor mu? Çok güzeldi. İlk öncelikle iltifatın için teşekkür ederim. İkinci olarak evet, bir diyet yapıyorum. Yani diyet yapıyorum dediğimde sağlıklı beslenmeye dikkat ediyorum diyelim. Ve spor yapıyorum her gün. Çocuklarla yapıyoruz spor yani. King, sen bir şey mi diyecektin? Yok. Tamam. Evet arkadaşlar, şimdi Instagram'daki sorular bu kadardı. Fakat biliyorsunuz ki herkesin Instagram'ı yok. O yüzden YouTube'a da bir tane hikaye attık ve oradan da sorularınızı almak istedik. Şimdi birkaç tane soru da YouTube'dan alacağız. Açıyorum şimdi de. İlk sorumuzla başlıyoruz. Burada kullanıcıların adını okuyabiliyorum. Instagram'da okuyamıyordum. O yüzden şimdi okuyarak başlıyorum. Ariana Tor sormuş ki: King'in Prudence ve Nicholas normal çocuklardan daha güzel, tatlı ve akıcı konuşuyor. Videodaki konuşmaları falan. Bunun için özel bir eğitim mi aldılar? Hayır. Hayır arkadaşlar. Hayır, kesinlikle. Bu bizde genetik arkadaşlar. Mükemmellik bizde genetik. Aynen, ben kuynalama çektim Prudence'den. Evet, bizim çocuklarımız yani zaten konuşmayı çok erken öğrendiler arkadaşlar. Kaç yaşında öğrenmişlerdi King? 1'e geliyorlardı. Oha King, abartma. 2'ye girerken falan öğrenmişlerdi. Yani baya erken öğrendiler konuşmayı. Konuşmayı erken öğrendikleri için de şu anda 3,5 yaşındalar yani. Baya güzel konuşuyorlar. Tabi yine Y harflerini ve L harflerini çok çıkaramıyorlar ama konuşuyorlar yani akıcı bir şekilde. Evet arkadaşlar. Evet. Öbür sorumuza geçelim. Bu soruyu sana sormuş King. Kingo aşkım. Aşkım mı? Aşkım mı? Neyse. Geceleri eve geç geldiğin oluyor mu? Nasıl bir soru? Ben dışarı çıkmıyorum ki geceleri. Hayır yani eve işten geldim. Ha, bazen geç kalıyor. Evet arkadaşlar, bazen babam geç kalıyor yani arkadaşlarıyla gezmeye gidiyor, biz tek uyuyoruz. Evet arkadaşlar, bazen arkadaşlarıyla gezmeye gittiğinde falan. O da yani iki haftada bir kere falan, yani öyle çok sık geç kalmıyor. Evet. Öbür sorumuza geçelim. Bu arada az önceki soruyu Soft Queen'im diye biri sormuştu. Şimdi Tokalar Queen'in sorusunu okuyacağız. King sana sormuş. Demiş ki: King'im, çocuklar kamera arkalarında da bu kadar haylaz mı yoksa uslular mı? Uslular. Hayır. Kamera arkasında yani mesela arkadaşlar bir vlog çekeceğiz diyelim. Ev turu falan çekeceğiz diyelim. Ya da öyle bir şey çekeceğiz diyelim. Hem kamera arkasında çok haylazlar hem videolarda. Evet. Kuyu iftira arkadaşlar. Ben kesinlikle kabul etmiyorum. Kuyu iftira attı. Çok kuyu bir iftira attın anne. Gerçekten peçeteden daha kuyu yani. Biz kesinlikle çok uçluyuz. Biz akıllı çocuklarız değil mi? Nicholas hiç yaramaz değiliz. Evet. Ve şu an babam da onu destekliyorsa babam da haklıdır. King, destekliyor musun? Hayır, seni desteklemiyorum. Onları destekliyorum. King, yaramazlar işte ya. Sen de çocuklarımı koruyacağım diye çok yaramazlar hem de. Evet, yaramazlar. Buna kabul ediyorum. Allah'ım yarabbim. Tokalife Queen'e bir soru daha King'im demiş. Ama bu soruyu okumadan önce çocuklar siz bir gidebilir misiniz? Neden anne? Neden gidelim? İşte tatlım, siz bir gidin. Tamam anne. Gidelim. Nicholas, bunlar bizi niye gönderdi? Sanırım üzüntülü bir şey soracaklar. Biz kapının ardından dinleyelim.
Dinlemek ayıp, ne klişe ayıp bilmiyormuşsun. Ben dinleyeceğim. Ya ayıp ayıp dinlenmez. Arkadaşlar biliyorsunuz ki oraya gideli yaklaşık 2 hafta oldu. 2 haftadır hiç video çekmediğimiz için tabii ki de bilmiyorsunuz ne oldu ne bitti diye. Ama arkadaşlar biz çocuklara Oreo'yu unutturduk. Evet, unutturduk. Yani biz tabii ki de hala daha hatırlıyoruz. Onlar da bazen hala daha hatırlıyor ama biz şu anda onları unutturduk yani arkadaşlar. Çünkü çocuklar Oreo'yu unuttu yani. Evet, unuttu. Yani böyle tabii ki de yine onu özlüyorlar ama artık ilk günlerde yani mesela ilk bir hafta boyunca çok ağlamışlardı. Artık o kadar ağlamıyorlar arkadaşlar. Unuttular. Evet, bu sorunun cevabı böyleydi yani arkadaşlar. Çocuklar gelebiliriz. Geliyoruz baba. Ne dediniz? Bir şey demedik anneciğim. Ya anne sanki videoyu izleyince göremeyeceğim ben ya. Tamam, videoyu izleyince görürsün o zaman anneciğim. O zaman öbür soruya geçelim. Bizi ne kadar seviyorsunuz? Çok seviyoruz. Evet, çok seviyoruz. Çok seviyoruz. Nikolas'ın poposu çok büyük arkadaşlar. Sizin Nikolas'ın poposundan daha fazla seviyorum. Bu videonun konusu niye hep Nikolas'ın poposu ya? Bak bir de poposundan bahsedilince gülüyor İtolit. Çocuklar şu popo mevzusunu kapatın. King kaç yaşında? Arkadaşlar King'le biz aynı yaştayız. Zaten aynı okula gidiyorduk, aynı üniversiteye gidiyorduk. Aynı sınıftaydık, 25 yaşında. İfti ya, ben 26 yaşım. Ya Queen 26,5 yaşında, sen nasıl 26 oluyorsun be? Ya Queen iftira atma. Queen iftira. Ay Queen iftira değil ya. Evet, Tokalar Queen'in yine bir soru sormuş. Demiş ki sahip olduğunuz kaç tane ev var ve aylık kazancınız ne kadar? Arkadaşlar aylık kazancımız net brüt 1 milyar. Evet, 1 trilyon milyar yani. Ve ev, kaç tane evimiz var? Vallahi bir burada evimiz var, bir de Amerika'da evimiz var, o kadar. Benim bundan niye haberim yok bileyim? Şaka yapıyorum. Arkadaşlar şaka yapıyorum, sakın inanmayın. O kadar fazla kazanmıyoruz tabii ki de ayda. Kazancımızı söylemeyeceğiz. Çünkü yani ayıp olur biraz, o yüzden söylemeyeceğiz. Kaç tane evimiz var? Arkadaşlar vallahi bir tane evimiz var sadece, burası. Bir de yazlık ev almayı düşünüyoruz, o kadar yani, değil mi King? Evet. Bir de eski bir tane apartman dairemiz vardı çok eskiden. Çocuklar doğmadan önce yaşadığımız, bize ait olan çok güzel bir daireydi yani. Ama orası biraz küçük geldiği için taşındık, böyle büyük bir eve taşındık arkadaşlar. Ama o daire hala daha bizim, yani tapusu hala daha bizde. Evet, o evde çocuklar ev. Evet, belki olabilir. Geçelim. King ve Millie, gerçek isminizi söyler misiniz? Adımız King. Millie. King ve Millie. Puyreş ve Nikileş. Neyse, bir soruya geçelim. En sevdiğin aktivite ne? Valla benim, arkadaşlar benim en sevdiğim aktivite... birincisi bakım yapmak, ikincisi video çekmek. Spor yapmak ve video çekmek. Ders etmek ve video çekmek. Ben de McDougal'daki adamlara popo sallamayı seviyorum. Bu Nicholas. Neyse, öbür soruya geçelim. King, Millie, Prudence ve Nicholas ismini nasıl buldun? Şimdi çocukların ismini Queen koydu arkadaşlar. Yani Prudence ve Nicholas'ın ismini Queen koydu. Ama biliyorsunuz ki Prudence'ın iki tane adı var. Prudence ismini Queen halısı koydu. Knight isminde, yani Prudence Knight. Knight isminde King'le ikimiz koyduk. Nicholas'ın isminde yine halısı koydu. Benim ismim büyük annem koymuş arkadaşlar ama ne diye koyduğunu bilmiyorum. Aslında tam büyük annem de olmayabilir. Teyzem de olabilir arkadaşlar. King, senin ismin? Annem demiş ki bir iş kral olsun, bir işi de kral ise bana King koymuş, sonra da Queen. Evet, çok mantıklı bir açıklama gerçekten. Öbür soruya geçelim. SuperRisiTXT, bunun ismini okuyamadım. Az önce onun bir tane sorusunu okuduk. Yine onun bir tane sorusunu okuyoruz. 3 tane soru sormuş. İkisini okuyacağız. Videolar için kaç saat uğraşıyorsun? 24 saat.
Kesinlikle. Arkadaşlar çekim bayağı 4 saat falan sürüyor. Queen'in videolarında da aynı şekilde çekim 4 saat sürüyor. Edit yine 4 saat sürüyor. Yani en az 8 saat falan uğraşıyoruz. Bunun bir de düşünme süreci, açıklama yazma süreci falan var. Onlar da bayağı düşünüyoruz. Yani King düşünüyor değil mi? Evet. Evet bayağı. Bu arada King'e bazen ben editlerinde yardım ediyorum ama çoğunlukla King yapıyor. Yani bir sürü edit hepsini King yapıyor. Çocuklar ben de oyun oynamak istedikleri zaman Mili Edit yapıyor. Ben de sözcüklerden oynuyorum. Evet, öbür sorumuza geçelim. Toka Daisy diye biri sormuş. Neden uzun zamandır video atmıyorsunuz? Çünkü üzgünüz. Evet üzgündük diyelim. Geçelim arkadaşlar. Konu uzamasın. Siz anladınız yani çaktınız olayı. Yıkılış valla bunlar bizden bir şey saklıyor ama. Evet. Neyse okuyorum. Prudence ve Nicholas hangi yılda doğdular? Şu an 2023 yılındayız. 3,5 yaşında olduklarına göre 2019'un sonlarına doğru doğdular. Sen daha onların yaşını mı biliyorsun? 3,5 yaşındalar. Hayır, ne zaman doğduklarını mı biliyorsun? Biliyorum. 2019'un sonuna doğru. 2019'un sonuna doğduk arkadaşlar. Yaşman bizim doğduğumuz yıl... Biz doğmuşuz arkadaşlar, felaket gelmiş. Çünkü Covid-19 da 2019 yılında çıktı. Ay evet arkadaşlar, o gün çok kabus gibi bir geceydi. Doğuma gidiyorduk. Koronavirüs falan vardı. Milli bence bu konudan çok fazla bahsetme. Çünkü bundan başka bununla ilgili video çekeceğiz. Ha doğru, evet öyle bir video fikrimiz vardı. Neyse yani Prudence'ın ikisinin doğumunu anlattığımız bir video. O yüzden geçiyorum bunu. Mili kanalına video atacak mı? Arkadaşlar şu anda gerçekten kanala video atmayı düşünmüyorum. Çünkü biliyorsunuz ben anneyim. 2 tane de çocuğum var. Çoğu işinden sorumlu olduğum bir ev var. O yüzden çok vakit bulabileceğimi sanmıyorum. Sadece King'in videolarında falan yer alırım. Onun haricinde kendi kanalımda video atmayı çok düşünmüyorum. Sadece belki bakım yaparken, maske yaparken, makyaj yaparken ya da yemek yaparken birkaç tane video çekerim. Kısa kısa, en fazla 5 dakika. Onun dışında video çekmeyi düşünmüyorum. Bir sonraki soruya geçelim. Blacklinks sormuş. YouTube'da ne için varsın King? İnsanları eğlendirmek için. Evet, insanları eğlendirmek için. Yeni hayvan alacak mısınız? Evet. Bunu geçiyoruz. Evet, şimdi sayfayı yeniledik. Bayağı bir soru gelmiş yine. Tamam, o zaman bunları da cevaplayalım. Bunlar son olsun. Evet. Evet. Lavinia diye biri sormuş. Jenny Knight. Lavinia Jenny Knight. Yeni bir eve taşınacak mısınız? King sence? Evet yani arkadaşlar biz bu evimizden çok memnunuz. Evet arkadaşlar, çok güzel. Biz bu evi çok seviyoruz. Aynen, biz bu evi çok seviyoruz. Bayağı bir oyun oynayacağımız yer falan var. Yani çok seviyoruz. Çok güzel. Evet, çocuklar da seviyor arkadaşlar. Ve şu anda taşıma gibi bir planımız yok. Beşinci sorusu olarak neden bu kadar tatlısınız demiş. Sen tatlısın. Evet sen tatlısın. Teşekkür ederiz dizi tatlı bulduğun için. Queen, altıncı soru. Queen gibi dizi çekecek misiniz? Arkadaşlar yani biz vlog ve roleplay kanalıyız. O yüzden hayır. Evet. Hayır arkadaşlar, biz vlog kanalıyız. Annem gibi konuştum. Hayır arkadaşlar, biz vlog kanalıyız. Prudence oyunculuk yapacak mı? İstiyorum yani ben yapmak. Arkadaşlar şimdi Prudence'ın oyunculuğu gerçekten iyi. Bazen oyun oynuyoruz, evcilik falan oynuyoruz ve gerçekten güzel rol yapıyor. Yani bazen ben işte bebekleri oluyor, oynuyor falan. Çok güzel anne rolü yapıyor. Bazen oyunlarda Nicholas'la falan ajancılık oynarken polis oluyor. Öyle bayağı güzel roller yapıyor yani. Rol yapma yeteneği var. O yüzden bu yeteneği değerlendirmesi için onu bir tiyatroya ya da böyle bir filme falan gönderebiliriz. Evet. Evet arkadaşlar, mesela Queen Alem'in dizisinde oynayabileyim. Aynı şekilde Nicholas da çok yetenekli. Evet, ben de çok yetenekliyim. Biz ikimiz başrol oyuncuyuz değil mi anne? Sizin oynadığınız filmde kimse başrol olamaz zaten kızım. He doğru, evet. Evet, bir sonraki kişinin sorusuna geçelim. Nick video atacak mı diye bir soru var. Atayım ya. Atacak. Ama arkadaşlar Nick böyle çok video çekmeyi şey yapan, seven bir çocuk değil. Annem, benim kanalımı kapatacağım. Hayır. Nick'in Batmarus'u
hashtag'i okumayayım. Sorularım demiş. Ailecek boyunuz ne? Ne alaka? Evet gerçekten. Benim boyum 1.90. Oha King, abartma. Yalan söylüyor. Benimki 1.69. Benimki de 1.65 arkadaşlar. Çocukların boyları da en son 1'di. Yani 1 santimetre. Ay 1 metre. Santimetre. Anne ne yaptın sen de, bizi iyice cüce yaptın ya. Yani Chris niye gülüyorsun, komik mi? Annem cüce yaptı bizi burada. Yani Chris de ne hoşa gülüyor. Neyse evet. Öbür soruya geçelim. Nick ve Prudence'ın hayat arkadaşları. Vay ya, benimki Nicholas. Nicholas'tan başka arkadaşım yok benim. O yüzden şans. Bir dakika ya. Neyse geçelim bu soruyu. Bir sonraki soruya geçiyoruz. Şöyle bir soru gelmiş. Güzel bir soru gelmiş. Prudence ve Nicholas size kışkırtma yapıp daha sonra bunları kanallarına yüklüyorlar. Fakat kanallarına yüklerken siz bunları görmüyor musunuz? Diye bir soru gelmiş. Şimdi şöyle arkadaşlar. Arkadaşlar sizce biz aptal mıyız ya? Biz onları da düşünüyoruz. Evet, biz onları da düşünüyoruz. Şimdi zaten yani mantık olarak çocuklarımız video yüklemeyi bilmiyor, böyle başlık yazmayı falan. Bir yaş biliyoruz. Ama evet, ama biraz biliyorlar. Kendileri her şeyi yapamazlar. Doğal olarak bizim yaptığımızı düşünüyor olabilirsiniz arkadaşlar. Fakat biz yapmıyoruz. Çünkü biz zaten kendi videolarımız için bayağı uğraşıyoruz yani. Çok emek sarf ediyoruz. Bir de ona artı olarak iki tane daha kanalı üstlenmek istemediğimiz için Prudence ve Nicholas'ın kanalı ile ilgilenmesi için özel editörler ve moderatörler tuttuk. Evet arkadaşlar. Evet, muhtemelen bunu bilmiyordunuz ama mesela biz o videolar kanala yüklenene kadar çoğu zaman ne videosu çektiklerini bile bilmiyoruz. Editörümüz bakıyor. Videoda uygunsuz bir şey varsa çıkartıyor. Yorumlarla da bazen editör kontrol ediyor. Bazen Prudence tabii girip bakıyor ama Prudence ve Nicholas girip bakmadan önce biz kötü yorumları falan siliyoruz. Küfür içeren yorumları falan. Bazen öyle terbiyesizler öyle yorumlar yazabiliyor çünkü. Yani işte editör ve moderatör ilgileniyor. Biz ilgilenmiyoruz Prudence ve Nicholas'ın kanallarıyla. O yüzden görmüyoruz yani o yaptıkları kışkırtmaları falan da kanala yükledikleri zaman görüyoruz. Evet arkadaşlar, kanala yükleyene kadar hiçbir şeyden haber yayılmıyor. Evet. Allah'ım yarabbim çocuklar. Tamam, sinirimi bozuyorlar. Öbür soruya geçelim. Evet, şimdi Elis Berra diye bir kişinin sorusunu okuyacağız. Bir takipçimizden. Bir yeni hayvan almayı düşünüyor musunuz? Buna sanırım cevap vermiştik. Evet. Evet, cevap vermiştik. 2. Benji nerede? Benji biliyorsunuz ki arkadaşlar bizim çok 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 eski bir köpeğimiz arkadaşlar. O şu anda yok. Yani bizimle değil arkadaşlar. Çünkü o biraz vahşi bir köpekti. Biz onu defalarca kez evcilleştirmeyi denedik. Fakat evcilleşmediği için en sonunda onu bir barınağa götürdük. Çünkü çocukları falan arada sırada ısırıyordu. Hani böyle bazen köpekler oyun oynamak için ısırır. Ama Benji'nin ısırıkları biraz sertti. Çocuklarımıza zarar vermesini istemediğimiz için Benji'yi gönderdik. Evet. Evet, bir sonraki soru sana King. Sormuş ki, diyelim ki bir uçaktasın King ve uçak düşüyor. Aman Allah korusun. Ayak koyuşun arkadaşlar, niye soyuyorsunuz? Ve yanında Prudence ve Nicholas var. Abo! 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 Çocuklar bir susun. Ve yanında Prudence ve Nicholas var. Bir tane de paraşütün var. Sadece birisini kurtarabilirsin paraşütle. Kimi kurtarırdın? Baba, çok zor bir soru bu. Ben evet, gerçekten bir baba için çok zor bir soru. Baba beni seç, beni seç. Nicholas kalsın. Zor bir soru değil bence. Zor bir soru değil mi? Çocuklar babanız birinizden vazgeçti şu anda. Ya. Baba hangimizden vazgeçtin? Hangimizden vazgeçtin? Siz ikinizi paraşütle asır atardım, ben de uçakta duruyordum. Ya canım baba. Seni seviyoruz baba. Ben de seni. Ben de sizi. Ne King, video bitiminde bizi böyle duygulandırdın ya. Yani evet. Babiş ya, seni çok seviyoruz. Ben de sizi çok seviyorum. Neyse ya, bu kadar duygusallık yeter bence. Sorularımızın sonuna geldik.
Instagram'dan birkaç soru aldık ve YouTube'dan da birkaç soru aldık. Olabildiğince bütün sorabileceğiniz soruların hepsini cevaplamaya çalıştık arkadaşlar. Dediğimiz gibi böyle etkinliklere katılmak için Instagram hesabımızı takip etmeyi unutmayın. 100 bin abone için hepinize tekrar tekrar 100 bin kere teşekkür ediyorum. 100 bin kere hepinize tek tek teşekkür ederiz arkadaşlar. Gerçekten iyi ki varsınız King Family. Bizi 100K yaptığınız için çok teşekkür ederiz. Evet. Umarım bizi yeteri kadar iyi tanıyabilmişsinizdir. Sormak istediğiniz başka bir şey varsa yorumlara sorun arkadaşlar. Yani bu videoda bence her şeyi cevapladık ama yine de aklınıza takılan bir nokta varsa yorumlarda sorun. Bu kadar da, hepinizi çok seviyoruz. Buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ederiz. Ve soru cevap etkinliğimize katılan herkese de çok teşekkür ederiz. Hepinizi çok seviyoruz. Bay bay. Bay bay. Bay bay. Bay bay.